Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Güzel bir mevsim, üç ayların ışığı, rahmeti bizi çepeçevre kuşatırken sevgilinin, dostun Mekke'den ayrılık rüzgarı, Medine'ye vuslatın adımları yavaş yavaş simasını aydınlatıyordu. Mekke'den gidişin, hicretin, Mekke'den çıkışın zamanı gelmişti artık. Daralıyordu. Nereye gitse bütün kapılar kapalıydı. Hangi mekana varsa Mekke kan kusuyordu ona. Muhammed sus diyorlardı. Konuşma. İlahlarımıza çatma. Düzenimizi yıkma. O bir şey yıkmıyordu ki. O zulmü geri çevirin. Çat böyle işlemez ki diyordu. Kadınları köle etmişsiniz. Putlara tapınıyorsunuz. Kız çocuklarını gömüyorsunuz. Bu yanlış. Düzeltin bunu diyordu. Sus ve konuşma veya terk et Mekke'yi diyorlardı. Çok daraldığında Taif'e gitmişti. Taif bir kapı olabilir mi acaba diye. Taif taş olmuştu. Çıkış kapısı değil. Taif rahmet olmamıştı. Sevgiliye kan kusmuşlardı. Taş atmışlardı. Gül atılacağı, gül sunulacak olana taş atmışlardı. Taş yemişti. Mübarek yüzü kanamıştı sevgilinin. Dönüyordu. Birkaç gün sıkıntı dönemi Mekke'ye giremiyor, başka yere gidemiyor. Giriş de yasaklanmış Mekke'ye. Yurtsuz, mekansız. Daralıyordu peygamber. Allah bir lütfetsene, dinini anlatabileceği, yürek bulabileceği, dinleyen yürek bulabileceği, bir yere bir gitse, bir varsa, şu dini bir öğretse, bir anlatsa, anlasalar bir. Mekke. Cebrail geliyordu. Muhammed, hicret zamanı gelmiştir. Yüzünde bir sevinç, bir de bir gam vardır. Zıt iki an bir anda. Mekke'den çıkış doğurdu. Baba memleketi, anne yurdu. Terk ediş, sürgün yemek. Memleketten kovulmak zordu. Yalnız mı diyordu? Hayır. Yol arkadaşın Cebrail diyordu ki, yol arkadaşın Ebu Bekir olacak. Seviniyordu. Aslında daha önceleri Müslümanların tümünü peyderpey, kademe kademe Mekke'den çıkartmış. Habeşistan'a kimini, Medine'ye kimini göndermiş. Tedbirini almıştı. Tedbirini alıvermişti. Çıkış kapısı için Hazreti Ömer gibi, Mus'ab gibi zirveler birbiri ardınca Mekke'yi terk ediyorlardı. O bugünkü yaygın ifadeyle gemiyi en son terk edendi Resul. Önce sahabeyi güvenceye alıyor, sonra kendisi, ama en son kendisi. Hazreti Ayşe diyor ki, hatırlıyorum o günleri. Babamın yanına geldi. Hicret dedi. Hazreti Ebu Bekir, ben de var mıyım seninle beraber? Beraber dedi, beraberiz. İlk kez bir insanın sevinçten ağladığını gördüm diyor Hazreti Ayşe. Babam onunla beraber hicrete çıkacağı için ağlamaya başladı. Mekkeliler tam o gün, o saatlerde
toplanmışlar Darun Nedve'de, çirkin bir karar alıyorlardı. Muhammed öldürülsün, bağlansın, sürgün edilsin. Ölüm kararı çıkıyordu. Her kavimden biri eline mızrağını alacak, toptan bir anda Resul'ün evine girecekler, yatağında bir hamle 12 kişi birden vuracak. 12 kavim, 12 kabile, 12 aşiret yani. Böylece kimse kan davası güdemeyecekti. Peygamber suikastle karşı karşıyaydı. O gece cübbesini Hazreti Ali'ye giydiriyordu. Hazreti Ali çıkıyor giriyordu. Giren çıkan Muhammed zannediliyordu. Aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali'nin eline altınlar veriyordu. Sandık içerisine torba torba altınlar. Kimin bu? Bu Ebu Cehil'in, bu Ebu Leheb'in, bu Velid'in, bu Şeybe'nin, bu Umeyye'nin. Hazreti Ali bir an şaşırıyor. Bunlar kapıda seni öldürmeye çalışanlar. Sizin ölüm kararınızı alan komisyon bu. Ama bunların malları bana emanet diyordu. Bana güvendiler, bana verdiler. Ali, bu mallar sahiplerine iade edilecek. Ölüm kararını alan komisyonun bütün malları Hazreti Peygamberlerinde emanet. Hem ölüm kararı alıyorlar, hem Mekke'nin en güvenilir diye mallarını ona teslim ediyorlar. Çünkü kimse Muhammed'in evini soymaz. O öyle güvenilir ki kimse onun evine girmez. Yaygın bir kanaat bu. Muhammed'in evi soyulmaz. Aleyhissalatü vesselam, onun evine bırakalım diyorlardı. Ne garip çelişki değil mi? Mallarını bırakacak kadar güveniyorlar. Allah'tan gelen vahyi ise reddediyorlar. Ne yaman bir çelişki değil mi? O gece daraldığı anda Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyacak ve orayı terk edecek. Orayı terk edecek, Rabbim peygamberine rahmet edecek. Bakacaklar, göremeyecekler. Tıpkı Sevr'de bakıp da göremedikleri gibi. Hazreti Ebu Bekir'le beraber Sevr'e giriyorlardı. Çıkarken Mekke'den Hac suresinin 29. ayeti. Peygamberi çıkaran kavim helak olacaktır. İflah olmayacaklar yani. Bu ayet iniyordu. Hazreti Ebu Bekir'le beraber Hazreti Peygamber Sevr mağarasındadır. Sevr, aslında bugün gidenler görürler. Küçük bir mağara, dar bir mağara. O dal arana Hazreti Ebu Bekir önce girecek. Ya Resulallah, müsaade ederseniz şu mağarayı şöyle ben bir elden geçireyim. Bütün delikler kapatılacak. Hazreti Ebu Bekir gömleğini soyacak, paramparça edecek. Hayvanları çıkabileceği akrebin, yılanın bütün deliklere elbisesinden parçalar koyduracak. Hazreti Ebu Bekir. Sonra Allah Nebisi oraya davet edilecek. Allah'ın Resulü ondan sonra oraya davet edilecek. Nebi içeri gidiyordu. Ertesi gün kapıya gelen Mekkeliler dolaşırken dağları, mekanları, Hazreti Peygamber'in bulunduğu mağaranın dibine gelecekler. Bir an o mağaranın dibinde Hazreti Peygamber'i arar gibi eğilecekler. Arif Nihat Asya örümcekten bahsederken, örümcek göklerde mi, gözlerde mi, yoksa mağarada mı diye soruyordu ya. Keşke sağ olsaydı ben diyebilseydim ki, üstad, örümcek hem gözlerde, örümcek hem mağaradaydı. Örümcek iki yerdeydi, doğrudur. Yüreklerinde örümcek vardı. Çünkü vahyi, çünkü Kur'an'ı kabullenmiyorlardı. Örümcek gönüllerdeydi. Örümcek gözlerdeydi. Hakikati göremiyorlardı. Kendilerine rahmet sunan, bir şefkat sunan bir güzelliği kapatmaya gayret ediyorlardı.
Bir an Hazreti Ebu Bekir'in için için titrediğini Resulullah görüyordu. Ne oluyorsun Ebu Bekir? Ya Resulallah, bir eğilseler, bir baksalar bizi görecekler. Bu kadar yakınlar bize. Allah Resulü, korkma, mahzun olma. Allah bizimle beraber. İkinin üçüncüsü Allah'tır. Biz ikiyiz, üçüncümüz Allah'tır, merak etme. Ne dersin? İkinin üçüncüsü Allah'sa korkulur mu? Korkulmaz. Ebu Bekir rahatlıyordu. Eğiliyorlardı. Kapıda güvercin yumurta yapmış. Kapıda av var. Buraya ayılarca kimse giremez ki. Girmiş olamaz. Doğrudur, Rabbim göstermeyecekse av ördürür, güvercin koydurur. Dönüyorlardı.